Sultan Selahaddin Eyyubi'nin tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. İslam aleminin şerefli kumandanı. Savaş sırasında Allah'ın kendisine yardım ettiği hükümdar. İslam dünyasını birleştiren dahi bir insan. Tarihin en büyük galibiyetlerinden birini elde eden bir komutan. Hristiyanların korkulu rüyası. Kudüs'ün Fatihi Selahaddin-i Eyyubi. Bir zamanlar Bağdat'ta ünlü bir marangoz vardı. Bu marangoz ömrünün son zamanlarında çok güzel bir minber oydu. Sedef kakmalı, ceviz ağacından alımlı mı alımlı. Her gören minberin güzelliğiyle büyüleniyordu. Bu güzel minberin namı her geçen gün biraz daha duyuluyordu. Bağdat'a her gelen ona gidip, ''Şu minberi bize sat, falanca camiye götürelim.'' Onun verdiği cevap ise hep hayır oluyordu. Marangoz herkese, ''Bu minber Mescid-i Aksa'da duracak.'' diyordu. Ahali şaşırıp, ''İyi de Kudüs Haçlı işgali altında.'' diyorlardı. Marangoz üşenmeden hep aynı cevabı veriyordu. ''Benim elimden gelen bu.'' Ben zanaatkarım, minber yontarım. Bir babayiğit de çıksın, Kudüs'ü alsın, bu minberi yerine oturtsun. Bu minber hikayesinin konuşulmadığı hiçbir yer kalmamış. Herkes minberin güzelliğini anlatır olmuş. Aynı hikayeyi 7-8 yaşlarında bir çocuk da dinlemiş. Ama o eserin güzelliğinden çok ustanın vasiyetine kulak vermiş. Aradan 40 yıl geçmiş ve o minberi gereken yere, Mescid-i Aksa'ya yerleştirmişti. Diller onu Selahaddin-i Eyyubi diye anmıştı. Bir Fatih'in doğuşu. İsmi Yusuf ya da hepimizin bildiği adıyla Selahaddin-i Eyyubi. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Bağdat şehrinde dünyaya geldi. Babası Necmettin Eyyub, Selçuklu emiri İmadettin Zengin'in hizmetindeydi. Selahaddin Eyyubi de babası vefat edince 8 yaşından itibaren Zengi hükümdarı Nurettin Zengin'in himayesinde yetiştirilmiştir. Nurettin Zengi 2. Haçlı seferini durdurmuş, 50'den fazla şehri Haçlılardan almış ve buradan kazandığı itibar ile Selçuklu hanedanını geride bırakmıştır. Selahaddin Eyyubi ahlakını Nurettin Zengi'den almaktadır ve Nurettin Zengi içinde adalette Hulefai Raşidinden 4 büyük halifeden sonra geldiği söylenir. Selahaddin Eyyubi bir gün minberde cuma hutbesi okumaktaydı. Cemaatin içerisinden bir delikanlı kalkıp, ''Ey Selahaddin Eyyubi, neyi anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında, neyi konuşuyoruz biz burada?'' der. Cihad aşkıyla yanan bu genç, gençliğin vermiş olduğu delikanlılıkla Selahaddin Eyyubi'ye bu şekilde çıkışmıştı. Selahaddin Eyyubi hiç cevap vermemişti. Cuma namazını kıldırmış ve bitmişti. Cumartesi sabah namazında, ''Dün ben hutbedeyken cihad edelim diyen o delikanlı nerede?'' diye sordu. Askerler gidip bakar ve ''Efendim, evde sabah namazına gelmedi.'' der. Selahaddin Eyyubi, ''Söyleyin, işte bu yüzden Kudüs'e cihada çıkmıyoruz.'' der ve Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmek için ortalama 7 yıl bekler. Yine başka bir günde birisi Selahaddin Eyyubi'yi yüzü asık görür. ''Neden hiç gülmüyorsun?
tebessüm etmiyorsun, yüzün hep asık, Müslüman tebessüm eder gibi şeyler söyleyince Selahaddin Eyyubi, Kudüs Haçlıların elindeyken sen nasıl gülebiliyorsun diyerek karşılık verir. Selahaddin Eyyubi gerçekten de Kudüs'ü Haçlıların elinden alana kadar hiç gülmemiştir. Birinci Haçlı Seferi. Yıl 1099. O dönemlerde Orta Doğu çok karışıktır. Orta Doğu'da çıkan çoğu problemin ana kaynağı Kudüs'tür. Çünkü herkes Kudüs'ü elde edenin bütün dünyaya hükmetme gücünü elinde tutacağını biliyordu. 1099'da Doğu Akdeniz'de devletler kuran Haçlılar, güçlerini birleştirerek Kudüs'e ilerleme kararı verdiler. Haçlıların nihai hedefinin Kudüs olduğunun farkına varamayan Fatimiler, burayı korumak için yeterince tedbir alamadılar. Nihayetinde 8 günlük bir savunmanın ardından Fatimiler Kudüs'ü Haçlılara teslim ettiler. 15 Temmuz 1099 Cuma günü Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, Mescid-i Aksa'nın avlusuna saldırı düzenleyip orada Müslümanlara korkunç bir katliam yaptılar. Haçlı ordusu komutanı Raymond, Papa'ya gönderdiği zafer mektubunda akıllardan silinmeyecek şu ifadeleri kullanmıştı. Eğer düşmanlarımıza Kudüs'te neler yapıldığını sorarsanız, atlarımızın Müslüman kanından deniz içinde dizlerine kadar batmış olduğunu bilmenizi isterim. Araştırmacı yazar Will Durant bu olayla ilgili kitabında şunları aktarır. Müslüman kadınlar mızraklar ve kılıçlar sokularak öldürülüyor. Annelerinin kucağından zorla alınan bebekler, surların üzerinden itilerek ya da kafaları direklerde parçalanarak öldürülüyorlardı. Kudüs'ü tekrar fethetmek için en çok gayret gösteren hükümdar elbette ki Nureddin Zengi'ydi. Ancak Kudüs'ü fethetmek ona nasip olmadı. 1174 yılında aniden vefat etmesi ve ülkesinin iç karışıklıklara boğulmasının ardından ülkeyi toparlayan Selahaddin Eyyubi, bu bayrağı Üstadı Nureddin Zengi'den devralmıştı. Artık Selahaddin Eyyubi için zaman Haçlılara kabus olma zamanıydı. Mongizart Muharebesi. Selahaddin Eyyubi devamlı olarak Haçlıları Doğu Akdeniz'den def etmek üzere planlar kuruyordu. Öyle ki dönem Vakan üveyslerinin yazdıklarına göre ne zaman bir mecliste muhabbet açılsa Selahaddin Eyyubi konuyu bir şekilde Kudüs'e bağlıyordu. Kubbetüs Sahra'nın tepesine yerleştirilen haç ve 15 Temmuz 1099 Cuma'sında katledilen Müslüman kadın ve çocukların sesleri Selahaddin Eyyubi'nin rüyalarına giriyor, uyku uyutmuyordu. 1177 senesinde Haçlılar Remne civarında Müslümanları katletmişti. Bunun üzerine Sultan Selahaddin Haçlılarla savaşmak üzere Mısır'dan ayrılıp yola koyuldu. Remne civarına geldiğinde ordusunu dağıtarak çevre köy ve kasabalara gönderdi. Orada bazı Haçlıları esir alıp ganimet elde etti. Lakin 16 yaşındaki cüzzamlı Kudüs kralı 4. Baldwin ordusuyla Selahaddin'in peşindeydi. Selahaddin Eyyubi ve yanındaki yaklaşık 26 bin kişilik ordusu yorgun ve dağınık bir durumdayken aniden beliren Haçlı kuvvetleri bir mızrak gibi Selahaddin'in ordusunu ikiye yarmış ve çok hızlı bir manevra ile uzun mızraklı atları Selahaddin'in ordusunu iki ayrı çembere almıştı. Gece çöktüğünde Selahaddin'in ordusu 20 binden ziyade kayıp vermişti. Selahaddin'in bir oğlu da bu muharebede şehit düşmüştü. Bu haber duyulunca halk korkuya kapılmış, Selahaddin Eyyubi'nin öldürüldüğü dedikoduları Mısır'da yankılanmıştı. Selahaddin nihayet yanındaki kişisel muhafızları ile Mısır'a döndüğünde
büyük sevinç ve kutlamalar eşliğinde karşılandı. Selahaddin Eyyubi artık seferler düzenlemeye başlamış ve düzenlediği seferler sonucu İslamiyet'in temsilcisi haline gelmişti. Eyyubiler her geçen gün daha da büyüyordu. Birinci Haçlı seferlerinden beri Müslümanların en büyük sorunu beraber hareket edememeleriydi. Fakat Selahaddin Eyyubi sonunda bu döngüyü kırmış ve İslam dünyasının çok büyük bir kısmını birleştirmeyi başarmıştır. Eyyubiler devletinin toprakları Mısır'dan başlayıp Halep'e kadar uzanıyordu. Aynı zamanda Kızıldeniz'in büyük bir kısmı kontrolleri altındaydı. Nüfusunun çoğu Kürt ve Araplardan oluşan bu devlet Şam'dan yönetiliyordu. Başkent aynı zamanda askeri harekatlarının merkeziydi. Selahaddin Eyyubi devletinin başarılarından gurur duyuyordu. Fakat kutsal toprakların Hristiyanların elinde olmasını hazmedemiyordu. Her hükümdarın hayalini kurduğu Kudüs'ü fethetmek istiyordu. Geçmişte denemişti ancak başarısız olmuştu. 10 yıl önce genç Kudüs kralı 4. Baldwin'e karşı yaptığı Montgizart Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğramıştı. Merci-Uyun Muharebesi. Aradan uzun yıllar geçmiş, Selahaddin Eyyubi yeni ordular kurmuş ve Haçlılara karşı yeni stratejiler belirlemişti. Mısır ülkesi, tarım zengini bir ülke olduğundan Eyyubi devleti kısa sürede ekonomik açıdan güçlü bir devlet haline gelmişti. Aynı sene Haçlılar ile Selahaddin Eyyubi arasında Merci-Uyun Muharebesi yapıldı. Haçlılar sahil şeridinde ilerlemekteyken tepeden aşağı doğru baktıklarında Selahaddin'in ordugahını gördüler. Ani bir baskın yapmanın uygun olacağını düşünerek tepeden saldırıya geçtiler. Eyyubi ordusu ani baskınlara karşı tedbirli olduğundan hızlıca harp vaziyeti alarak düşman üzerine harekete geçti. Bu muharebenin kazananı Selahaddin Eyyubi olmuştu. Selahaddin Eyyubi dinlenmek nedir bilmeden ilerliyor ve her geçen gün Haçlılardan köy ve kasabaları ele geçiriyordu. Bunlar arasında Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu Ahsan Kalesi de vardı. Haçlılar bitmek tükenmek bilmeyen bu Müslüman saldırılarına daha fazla dayanamadı. Kudüs Kralı ve Selahaddin Eyyubi 1182 senesinde barış anlaşması yaptılar. Bu anlaşmaya göre Müslümanların can ve mal güvenliğine karşılık Hristiyanların can ve mal güvenliği temin edilecekti. Hittin Muharebesi. Barış sürecinde Selahaddin Eyyubi Ermeni ülkesine hücum etmiş ve çokça kaleler fethetmişti. Nurettin Zengi'nin oğlu İsmail Zengi, 20'li yaşlarında zehirlenerek vefat edince Selahaddin Eyyubi Halep şehrini Zengilerden aldı. Müslümanlar ve Haçlılar arasında yapılan bu barış dönemi 3 yıl kadar sürmüştü. Fakat anlaşmayı yapan o dönemdeki Kudüs kralı 4. Baldwin cüzzam hastalığından dolayı vefat edince anlaşma da bozulacaktı. Baldwin 9 yaşında cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Kudüs kralının tek oğlu olduğu için ve ileride Kudüs tahtına çıkacağı kesin gözle bakıldığı için eğitimine özel önem gösteriliyordu. 13 yaşına geldiğinde ise tahta geçmişti. Hastalığının üstünden 4 sene geçmiş ve ergenliğe girmesiyle de kısa sürede derisi bozulmaya, adeta çürümeye başlamıştı. Kral 4. Baldwin bundan sonraki hayatını bir maskenin arkasında teninin hiçbir yeri gözükmeyecek şekilde elbiseler ve eldivenler giyerek geçirecekti. O dönemlerde cüzzam hastalığına Tanrı'nın laneti deniliyordu. Yaşı küçük olması ve hastalığıyla birlikte krallığı tehdit altındaydı. Ve en büyük tehlikede adeta fırsat kollayıp avcı gibi avını düşürmeyi bekleyen ve Kudüs'e göz dikmiş olan Selahaddin Eyyubi'ydi. Bu olaydan birkaç sene sonra Selahaddin Eyyubi Haçlılara saldırma kararı vermişti. Selahaddin Eyyubi'nin aklında bu sefer Kerek Kalesi vardı ve birkaç gün süren plandan sonra Selahaddin saldırıya geçti.
Fakat haber Baldwin'e çok erken gitti. Baldwin 24 yaşındaydı ve hastalığı çok ilerlemişti. Hatta o kadar kötüydü ki gözleri neredeyse görmüyor, elleri tutamadığı için atına bile binemiyordu. Bu nedenle Kerek Kalesi'ne ordunun başında askerleri tarafından yatağında taşınarak götürüldü. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten yardım geldiğini öğrenince kuşatmayı kaldırdı ve geri çekildi. Bu yolculuk cüzzamlı kralın tarih sahnesinde en son perdesiydi. Baldwin'in zaten ağır olan sağlık durumu bu seferden sonra iyice bozulmuş, Kudüs'e döndükten kısa süre sonra da 24 yaşında cüzzamdan ötürü hayatını kaybetmiştir. Kral 4. Baldwin vefat ettikten sonra tahta 9 yaşındaki yeğeni 5. Baldwin çıktı. Bu durum Selahaddin Eyyubi'yi sevindirmişti. Çünkü derin bir plan yapıp 3 sene sonra Kudüs'ü alacaktı. Selahaddin Eyyubi'nin büyük planı. Cüzzamlı Kudüs kralı 4. Baldwin'in yerine geçen kral, Müslümanlarla yapılan bu barış anlaşmasını bozduğunu bildirdi. Müslüman kervanlarının ve köylerinin yakılmasına müsaade etti. Haçlılar, hacdan dönen bir Müslüman kervanına saldırarak hacıları kılıçtan geçirdiler. Kerek prensi bu kervanları soyarak Müslümanların boyunlarını vururken, "Hani Muhammediniz nerede? Çağırın da yardımınıza gelsin." diyerek kahkahalar atıyordu. Böylece Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki barış anlaşması bozulmuş ve Kerek prensinin yaptıkları Selahaddin Eyyubi için bardağı taşıran son damla olmuştu. Selahaddin Eyyubi, "O Kerek prensini ellerimle öldüreceğim." diye yemin etmişti. Bunun ardından tüm İslam devletlerine haberler göndererek Kudüs'ün fethi için hazırlandığını bildirdi. Mısır'dan, Suriye'den, Abbasilerden, Türklerden ve bütün Müslüman coğrafyalardan gönüllü Müslümanlar Kudüs'ü fetheden orduda olmak için Selahaddin'in ordusuna katılmaya başlamıştı. Bu haberler Haçlılara ulaşınca ilk önce Kudüs'te Müslümanlara karşı savunma yapmayı düşündüler. Fakat yeni kral kendisini ispatlamak istiyordu. Bu yüzden şehirde korkakça savunma yapmak yerine ordusuyla Selahaddin Eyyubi'nin karşısına çıkmaya karar verdi. Nihayet Haçlı orduları toplanarak İslam ordusuna karşı yürüyüşe geçtiler. Selahaddin Eyyubi bir taktik uyguladı. Selahaddin'in en önemli iki adamı vardı. Bunlardan birisi Selahaddin'in Şam'ın yönetimine verdiği oğlu Melik Eftal, diğeri ise en güvenilir kumandanı ve Eyyubilerin generali Gökbörü'ydü. Selahaddin ilk önce Gökbörü'ye Taberiye sınırlarını gezdiriyor, sınırlardaki su kuyularını keşfettiriyordu. Bu görev tamamlandıktan birkaç ay sonra Taberiye Kalesi'ne hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusu ne yapacağını bilemeyip Eyyubilere saldırma kararı aldı. Fakat Selahaddin'in planı artık devredeydi ve oyunun kurallarını kendisi belirliyor, herkesi ona göre oynatıyordu. Böylece Haçlıları kendi istediği bir harp meydanında Taberiye yakınlarında bir düzlükte muharebeye zorlamış oldu ve Hittin köyü önünde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. Selahaddin birkaç ay önce ele geçirdiği su kuyularını ise tamamen kum ve çakılla doldurtmuştu. Haçlılar su kuyularına gittiklerinde elleri boş bir şekilde yola devam ediyorlar ve geri dönüşü olmadıklarını bildikleri için geriye de dönemiyorlardı. Aşırı sıcak havanın etkisi, ağır zırhlar ve susuzluktan dolayı Haçlılar eziliyorlar ve birer birer ölmeye başlıyorlardı. Nihayet gece oldu ve ordu sakin bir yerde konaklama kararı aldı. Gece sessiz sakin bir şekilde ilerlerken ıslık gibi gelen keskin bir ok gecenin bütün sessizliğini bozdu. Artık burası son noktaydı. Savaş başlamış ve gün ağarmaya başlamıştı. Selahaddin Taberiye Gölü'nden çıkan Ürdün Nehri'ni arkasına almıştı. Haçlılar ve su kaynağı arasında sadece Eyyubiler vardı. Haçlı ordusu
bir rivayete göre 50 bin, bir rivayete göre 63 bin kişiden oluşmaktaydı. Suya ulaşmak için Selahaddin'in ordusunu yarmaları gerekmekteydi. Geceyi susuz geçirmiş olan Haçlılar, suya ulaşmak için hızla Selahaddin'in ordusuna saldırmaya çalıştılar. Lakin Müslümanlar onları geri püskürttü. İkinci gün Haçlı ordusunun susuzluğu daha da artmıştı. Tekrar suya ulaşmak için saldırıya geçtiler. Lakin tekrar geri püskürtülmüşlerdi. Nihayet Haçlı ordusu bu yorgunluk ve susuzluk nedeniyle güçsüz düşünce Selahaddin toplu hücum emri verdi. Müslümanlar hızla yorgun düşen Haçlıları bir çember içine aldılar. 30 binden fazla Haçlı askeri öldürülürken 30 binden fazla esir elde edilmişti. Esirler arasında Kudüs kralı ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama hakaretler yağdıran Kerek kontu da vardı. İslam'da esire su vermek bağışlama anlamına geliyordu. Selahaddin susuz kalmış düşmanına bir bardak su verdi. Kudüs kralı sudan bir yudum alıp suyu Kerek prensine uzattığı sırada Selahaddin araya kılıcını çekti. Çünkü verdiği yemini tutma zamanı gelmişti. Artık zaman ümmetin intikamını alma zamanıydı. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama hakaretler yağdıran Kerek prensinin kafasını bir kılıç darbesiyle orada kopardı. Kalan esirler zincirlenerek Selahaddin'in önüne dizilmişti. Sonra şövalyelerin hepsinin öldürülmesi emrini verdi. Geri kalan esirlerin ayağına zincirler bağlayarak Şam'a götürülmesini emretti. Ardından Selahaddin Eyyubi Hittin'de bulunan Şuayb aleyhisselamın kabrini ziyaret ederek dualar etti. Bu zaferden sonra 3 ay içinde Akka, Nablus, Yafa, Tebnin, Beyrut ve Askalon Eyyubilerin eline geçti. Haçlıların artık Kudüs'ü savunmak için doğru düzgün bir ordusu kalmamıştı. Sultan Selahaddin'in Haçlıları Hittin'de bozguna uğrattığı ve Kudüs'ün fethine gittiğini haber alan Müslümanlar, bu fetihlerde bulunmak için her yerden Sultan Selahaddin'in ordusuna koşuyordu. Nihayet Selahaddin'in ordusu Kudüs önlerine gelmiş ve kuşatma başlamıştı. Gözler surların üzerine dikilmiş olan haçlara bakıyordu. Kubbetüs Sahra'nın tepesinde büyük bir hac vardı. Bu, Müslümanların daha da gayrete gelmesini sağladı. Mancınıklar Kudüs surlarını dövmeye başladı. Kuzey-doğu surlarının daha zayıf olduğu haberi sultana iletilince, sultan mancınıkları oraya yönlendirdi. Nihayet Kuzey-doğu suru yoğun mancınık ateşi neticesinde çöktü. Haçlılar yarma harekatına girişmek için çöken surlardan dışarı çıktılar. Lakin Müslümanlar onları orada çembere alarak sıkıştırdı. İbn Kesir'in yazdıklarına göre Haçlılar nihayet teslim olmak ve Sultan Selahaddin'den eman almak istediler. Ancak sultan bu ricalarını kabul etmeyip, "Siz nasıl daha önce zorla aldıysanız ben de şimdi öylece fethedeceğim. Daha önce Kudüs'teki Müslümanları nasıl öldürdüyseniz ben de şimdi Kudüs'te öldürmedik bir Hristiyan bırakmayacağım," dedi. Bunun üzerine onlar da, "Eğer bize eman vermezsen geri döneriz. Elimizdeki Müslüman esirlerin tamamını öldürürüz." Kudüs'te Haçlıların elinde 4000 kadar Müslüman esir vardı. "Çoluk çocuğumuzu ve kadınlarımızı öldürürüz. Evlerimizi ve güzel mekanlarımızı tahrip ederiz. Eşyalarımızı yakarız. Ellerimizdeki malları telef ederiz. Kubbetüs Sahra'yı yıkar ve ele geçirebildiğimiz her şeyi yakarız. Ondan sonra da çıkar, sizinle kıyasıya savaşır, kendimizi adeta ölüme atarız. Bundan sonra artık bizim yaşamamızda hayır yoktur. Bizden biri düşmanlarımızdan birkaçını öldürmeden canını vermeyecektir. Zaten bundan sonra ne hayır umacağız," dediler. Sultan Selahaddin bu sözleri dinledikten sonra barışa razı olduğunu bildirdi. Kendi görüşünden vazgeçti, yalnız şu şartları ileri sürdü. Erkeklerden 10'ar dinar, kadınlardan 5'er dinar, küçük çocuklardan da 2'şer dinar fidye alınacaktır. Bunları ödemeyenler
Müslümanların esiri olurlar. Ayrıca ekinler, ürünler, silahlar, evler Müslümanların olacak. Haçlılar güven bulacakları bir yere, yani Sur şehrine taşınabilecekler. Bu fidyeleri ödemeyenlere 40 günlük süre tanınacaktı. Bu süre zarfında fidye ödemeyen esir oluyordu. Bu şart kapsamında esir düşenlerin sayısı kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 16 bindi. Sultan ve Müslümanlar Cuma günü namaz vaktinden önce şehre girdiler. Şehre ilk girdikleri Cuma gününde Mescid-i Aksa'da bulunan haçları, rahipleri ve domuzları dışarı çıkarıp mescidi temizlediler. Tapınak şövalyeleri büyük mihrabın batı kısmında kendileri için odalar yapmışlardı. Mihrabı da kendilerine depo edinmişlerdi. Bütün buralar temizlendi ve İslamiyet dönemindeki eski haline döndürüldü. Kubbetü's-Sahra temiz su ile yıkandı. Sonra da üzerine gül suyu ve misk saçıldı. Kubbesindeki haç indirildi. Yerine hilal yerleştirildi. Sultan Nureddin Zengi'nin Kudüs için yaptırmış olduğu minberi getirtildi. Nureddin Zengi, Kudüs'ü kendisinin fethedeceğini umuyordu. Ama bu fetih, onun vefatından sonra kendi tabiilerinden Sultan Selahaddin'in eliyle gerçekleşmişti. Minber, mihrabın bitişiğine kuruldu. Halılar serildi, kandiller asıldı. Seccadeler dizildi. Çokça secde edildi. Türlü ibadetler yapıldı. Dualar ve yakarışlar göğe yükseldi. Bereketler indi. Sıkıntılar gitti. Namazlar kılındı. Müezzinler ezan okudu. Allah birdir denildi. Keşişler sustu. Perişanlık gitti. Mutluluk geldi. Uğursuzluk gitti. Doğmayan, doğrulmayan bir tek, dengi bulunmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir Allah'a ibadet edildi. Hak geldi, batıl gitti. Selahaddin Eyyubi'nin vefatı. Selahaddin Eyyubi, Kudüs Fatihi lakabıyla İslam dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almıştı. Mısır'da kurduğu medreselere İslam dünyasının her tarafından alimler ve talebeler gelmiş ve çok sayıda ilmi eserler kaleme alarak Mısır'ı Şiilerden temizleyip bir ilim merkezi haline getirmişlerdi. İbn-i Şeddad, onun tarih bilgisinin çok kuvvetli olduğunu ve kültürünün geniş olduğunu anlatır. Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutar, affetmeyi severdi. Yıl 1193. İslam'ın müdafası için Haçlı ordusuna karşı iman dolu göğsünü siper eden büyük kumandan Selahaddin Eyyubi, hayatının son dakikalarını yaşadığı ölüm döşeğinde şöyle bir ricada bulunmuştu. "Bana uzunca bir değnek getirin." Başucunda bekleyenler bu isteğin manasını anlamasalar da uzunca bir değnek getirdiler. Bir zamanlar Birleşik Haçlı ordusuna kahramanca karşı koyan Selahaddin Eyyubi, yün yorganın altından güçlükle çıkardığı eliyle köşedeki dolabı işaret etti. "Şurada benim kefenim saklı durmaktadır. Onu çıkarın ve bu değneğin ucuna takın." Yanındakiler biraz merak, biraz da heyecanla kefeni değneğin ucuna taktılar. Ayak ucunda sopanın başında beyaz bir kefen dalgalandığını gören büyük kahraman bu defa şu vasiyeti yaptı. "Şimdi bu sopayı alıp Şam'ın bütün sokaklarını gezdirin ve her geçtiğiniz yerde şöyle sesleniniz. Ey ahali, hükümdarımız Selahaddin Eyyubi'yi bilirsiniz ya, işte o sahip olduğu bunca servet ve hazinelerin hepsini burada bırakıp gidiyor. Şu sopanın ucundaki iki arşınlık kefenden başka bir şey götüremiyor." Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193 yılında Şam'da vefat etti. O gün vefat eden büyük kumandanın arkasından halk hatimler okudu, dualar etti. Bunca servet ve ihtişamının hiçbirini ahirete götüremeyeceğini 2 metre bezle pek veciz bir şekilde ilan eden aziz hükümdarları için gözyaşları döktü. Allah da bizleri bu dünyadan
bir şey götüremeyeceği bilinciyle ahiret hayatına odaklı şekilde yaşayanlardan eylesin inşallah. Amin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.